Herkese merhaba arkadaşlar. Üniversitemiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki üniversitede hangi hesap makinesini almalıyım adlı videoda fiyatların pahalılığı ve daha ucuza bunun muadilleri, benzerleri var mı diye bana çok soru geldi. Hem yorumlardan hem maillerden. Bir de tanıtımı yaparken hesap makinelerinin Daxi isimli bir hesap makinesinden da bahsetmiştim ama elimde olmadığı için tam tanıtımını yapamamıştım. Fiyat olarak diğer tanıtımını yaptığım birçok hesap makinesine göre aynı fonksiyon sayıları veya işte çok benzer fonksiyon sayıları olmasına rağmen fiyatının çok daha düşük olduğu ve bunun için de benden Daxi isimli cihazları incelememi istemişsiniz. Şu an elimde iki tane Daxi hesap makinesi ulaştı. Bunlardan bir tanesi X800M, bir diğeri de X700 hesap makinaları. Şimdi ben kutuları açtım, inceledim. Gayet de beğendim doğrusu ikisini de. Hesaplar da yaptım. Şimdi ben bunları size hangisini almanız gerektiğini yani bölümünüze göre birazcık tanıtım yapacağım. Önce tanıtımı video üzerinden hesap makinelerini inceleyerek akabinde Trendyol veya herhangi bir satış sayfasında bunların daha teknik özelliklerine gireceğim. Önce bir görünüşlerinden bakalım. Şimdi iki hesap makinesi de kutusunu açtığımızda şöyle güzel kargo ile geleceğini düşünürsek bize koruyucu kılıfla geliyor. Bu iyi bir şey. Daha sonra yanında garanti belgesi var. Bu da çok önemli. 2 yıl garantisi var. Teknik servislerine baktım. Türkiye'de var servis. Zaten bu Türk bir firma. O yüzden iletişim konusunda da çok sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Ve burada kullanma kılavuzu var. Bu kullanma kılavuzunu okuduğunuzda okudum. Bayağı bilgiler burada zaten kitap gibi verilmiş. Burada şimdi tabii ki de hepsini tek tek bu fonksiyonlara anlatamayacağımı göre videolar birçoğu videosu var zor olan konuların. Ama mesela burada işte answer tuşu, cevap hafıza tuşu çok önemli hesap makinelerinde. Bunların nasıl kullanılacağını detaylı bir şekilde anlatılmış. Hepsi de Türkçe olduğu için anlaşılması çok zor değil. Şimdi biraz modelleri inceledim. Renkleri farklı oluyor. Mesela ben de şu an elimde X800 başlayalım. Elimde mavi var. Bunun pembesi var ve beyazı var yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi kayar kapaklı olduğu için koruyucusu da oluyor ekran. Bu güzel. Açıyoruz. Açtığımızda bizde şöyle bir ekran geliyor. Ekran iki satır alabiliyor. Bu iki satır dediğimiz şöyle gösterelim. Şuradan görüntüden. Şu iki satırı alt alta sıralama yapabiliyor. Bu da işlemlerde neyi ne zaman yazdığınızı akılda kalması için önemli bir özellik. Ve 10 artı 2 haneli. Bu da güzel. İşte bunda answer tuşumuz var. İşte bir şeyler yazıyoruz. Sonra answer'la devam ettirebiliyoruz. Yani bir kağıda işte cevap bulduğumuz cevaptan yeni bir cevap türeteceksek tekrar tekrar kağıda yazmamıza gerek yok. Answer tuşuyla bunu kaydedebiliriz. Birçok fonksiyonu var. Dediğim gibi teknik özelliklerini birazdan anlatacağım ama şöyle bahsedersem 240 adet fonksiyonu var. Belki marka vermem doğru olmaz ama Casio 82 MS'e çok benziyor. Fonksiyon sayıları olsun, tipi olsun. Yani muadili diyebiliriz. Bunun dışında üstü sayılar için kısaltma koyulmuş. Mesela 6 üzeri 2 diyeceğimize direkt X kareye bastığımızda cevabı vermesi gibi. Bu kısa yollar iyi oluyor veya karekök için kısa yolumuz var. Bazılarında shift'le basar karekökü almanız gerekir. Onun dışında elem fonksiyonları, logaritma fonksiyonları, trigonometrik, ters trigonometrik fonksiyonlar, temel istatistik, matematik işlemleri için gayet yeterli bir hesap makinesi olur. Diğeri ise Daxi'nin X700 hesap makinesi. Şöyle, bu da kapaklı. Şimdi tabii bu çok daha üst düzey bir hesap makinesi. Mesela zaten farkları hemen görülmeye başlar. Burada ilk farkımız ne? Güneş enerjili olması. Yani bu güneş enerjili olması çok uzun süreler hesap makinesinin pilini değiştirmeden devam ettirebileceğiniz anlamına geliyor. Pili bitti mi bitmedi mi tam anlayamazsınız hesap makinelerinde. Öyle bir yani şarj göstergesi yoktur. Ya bir sınav anında kimse de şarjı bitmesini istemez. O yüzden kendi kendine dolum yapabilen güneş enerjili hesap makineleri bu konuda iyidir. Şimdi fiyat olarak baktığımızda Daxi X800, Daxi X700'e göre daha ucuz. Ama tabii Daxi X700'ün fonksiyon sayısı çok fazla. Yani
312 tane, burada 552 fonksiyon var. 312 tane fonksiyon çok daha fazla x800'e göre. Bu da şöyle bir artı sağlıyor. Burada fonksiyonlarımız ne olabilir? Mesela şöyle açalım. Burada mesela integral fonksiyonlarımız. Belirli integralleri çözebilmemiz için. İntegral fonksiyonları, işte fazör hesaplamaları, onun dışında denklemler, birçok işlemi, daha fazla fonksiyonu yapabiliyoruz. Burada X700'de benim en çok sevdiğim şu oldu. Burada kolay menü diye bir şey var. Kolay menüye bastığınızda şurada ne yapmak istiyorsanız, bakın burada kalkül et diyor, hesap, karmaşık sayılar, burada matriksler gibi istatistikler. Burada denklem çözme videom var. Orada bunların nasıl yapıldığını görürsünüz. Standart sapmalar olsun, integral olsun. Yani çok fazla burada vektörler gibi çok fazla fonksiyona sahip. Şimdi peki bu ikisi arasında ne yapacağız? Yani integral kullanmayacaksa DAX X700'ü almalı mıyım? Belki almanız gerekiyordur. Niye? Çok denklem çözeceksinizdir. Matris hesabı yapacaksınızdır. İntegral kullanmasanız da X700'ü tavsiye ederim. Ama genel bir tavsiye olursa, genellikle mühendislik öğrenciler için benim tavsiyem kesinlikle X700 olur. Bunun sebebi şu. Eğer yani sınavlarda yasak bile olsa, bilmiyorum sınavlarda yasak mı ya, yani birçok yerde DAX X700'ün yasak olacağını ben düşünmüyorum. Ama yasak bile olsa, evde çalışırken veya işte kütüphanede çalışırken integral işleminiz varsa, örneğin bir inşaat mühendisinizdir. Kuvvet yöntemini hocanız integrali kendinizin almasını istiyordur. Evet, bunu sınavda yapamazsınız ama sınava çalışırken, derse çalışırken her zaman integral çözerek vakit kaybetmek istemiyorsanız yine DAX X700 veya bir integral çözen hesap makinesi almanız lazım. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle cebinizde olması gereken bir hesap makinesi olduğunu düşünüyorum. DAX X700'ü. DAX X800 ise daha az fonksiyona ihtiyaç duyuyor. Yani örneğin ne olabilir? Belki ekonometri olabilir, iktisat olabilir, işletme olabilir. Matematik var ama mühendislik matematiğin olmayan, istatistik olabilir gibi. Ve hesap makinesine gerekecek. Mesela arkadaşımız sormuştu, lojistik okuyorum, ne almalıyım diye. Ya bu ikisi arasında kaldıysan DAX X800'ü sana önerebilirim. Çünkü yani çok integralmiş, mühendislik matematiğiymiş, gerek duymayacaksan bölümünde X800 alırsın. X700'e o kadar para vermezsin. Ama diyorum ki X700 gerekiyorsa bence kesinlikle alın. Sizin bir dersi öğrenmenizi daha hızlandırır. Durmadan matematiksel yorgunluğunuz olmaz, dersi anlamanızı sağlar. Şimdi bu kadar tanımdan sonra ben bir teknik özelliklerini de anlatmak için ekranın başına geçiyorum. Evet, şimdi DAX X800 beyaz bilimsel hesap makinesi 240 fonksiyonuna devam ediyorum. Ben de mavisi vardı, o yüzden size beyazını göstermek istedim. Şimdi 31 değerlendirme almış. 31 değerlendirmenin bakalım kaç tanesi 5 yıldız, 25 tanesi 5 yıldız, 5 tanesi 4 yıldız, bir tanesi 3 yıldız. Burada benim 2 tane hoşuma giden şey var. 4,8 puan alması benim için çok iyi. Ve 1 yıldız, 2 yıldız almaması, hiç almaması çok iyi. Yani az da değerlendirme yok. 30 üstü değerlendirme var. Hiç 2 veya 1 yıldız almamış. Ya bu da benim düşünceme göre istenilen hesap makinesini karşıladı ve ürünün kırık veya bir sıkıntısı olmadan geldiği yönünde. Benim yorumum bu. Üründe birkaç tane özelliğini burada söyleyelim. Önemli özelliklerinden mesela iki satırlı ekran, 240 fonksiyon, temel hesaplamalar, en sıfır fonksiyonları anlatmıştım. İstatistik hesaplamaları, bu çok önemli. Bunlar işte neler girer buna? İşte standart sapmalar, varyanslar, aritmetik ortalama gibi, medyan gibi özellikler girer. Bunları tek tek elinizle çözmektense direkt hesap makinesinde çözdürebiliyorsunuz. Bu da istatistik ve olasılık, standart sapma varyans hesabı diye bir videom var. O videoda hepsi nasıl yapıldığını gösterdim. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Nasıl yapıldığını, aynısıdır zaten birebir. Açacaksınız, hangi sayı varsa bunu bakacaksınız. Bundan başka permütasyon ve kombinasyon önemli. Trigonometri fonksiyonlar, multiplay fonksiyonu gibi fonksiyonları var ve benim hoşuma gidenlerden biri de 2 yıl garantisi olması. Şimdi burada kafamızın illaki takılan sorular olur. Bunları da satıcının cevaplarından
Bakalım. Her soruya da cevap verilmiş. Mesela burada bazı sorular var. İşte hangi kargo ile gönderim yapıyorsunuz gibi, ama benim hoşuma giden birkaç tane soru var. Onlara okumak istiyorum. Diyor ki soru: İktisat bölümü birinci sınıf matematik için uygun mudur? Bakın, direkt net cevap uygundur. Bu net cevapları satıcılardan da alabilirsiniz bu arada. Merhabalar, bizden hafızası hesap makinesi istendi. Özellikleri de göremedim diyor. Bu hesap makinesinin var mı hafızası diyor. Hafıza özelliği yok. Bu tür makinelerde hafıza olmaz diye belirtmiş. Yani bu ne demek? İşte hocalar, bazı hocalar hafızalı hesap makinesini sınava sokmak istemez. Kopya veya başka bir sebepten dolayı. Mesela bunun hafıza özelliği olmadığı için gayet rahatlıkla alabilirsiniz. Cihaz hafızasını formülleri kayıt edebiliyor mu? Yani maalesef öyle bir cihaz da yok. Boşuna aramayın. Bu cihazlar sınavlarda kullanılabiliyor denmiş. Güzel cevap. Yani aslında şunu demek istiyor satıcı da. Yani o birazcık yani iyi bir para vereceksiniz. 1500-2000 lira da. Yani onu alacaksınıza getirmiş birazcık. Güzel bir cevap. Mühendislik için uygun mudur? Merhabalar. Bölüme göre değişiyor. İntegral ihtiyacınız yoksa bu model işinizi görür. İntegral ihtiyacınız varsa X 700 almanız lazım. 552 fonksiyonlu. Bakın doğru. Yani bazı şöyle, mesela atıyorum su ürünleri mühendisliği okuyorsunuzdur. Ben bilmiyorum, transkribine bakmadım. Ya belki onun için de uygundur. Yani integral almıyorsanız, çok ciddi fonksiyonel işlemler yapmıyorsanız bazı mühendislikler için de uygun olabilir. O yüzden dediği gibi yani bölümden bölüme değişir. O yüzden bir bakın diyorum almadan önce, veya almadan önce bakmıyorsanız da ben bununla uğraşamam ya da nasıl bakıldığını bilmiyorum transkript diyorsanız X700 alın, kafanız rahat olsun diyorum. Benim şahsi görüşüm bu. Ama X700 işte birazdan bakacağız. Bir fiyat işte 300 lira, 300 lira olması lazım. 299 lira. O kadar para vermeyeyim, bunu alayım diyorsanız da o zaman bir transkribine bakın. Hangisi integral almanız gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? İşte numerik analiz de neleriniz var? Hangi konularınız var? Ondan sonra statik görüyor musunuz? Mukavemet görüyor musunuz? Gibi gibi bazı derslerde illaki almak zorunda kalırsınız integralli. Ben eski bir anımı anlatayım. Üniversite 1'de integral hesaplamayan bir hesap makinesini almıştım yıllar önce. Ondan sonra üniversite 2'de integral ihtiyacımız oldu ve integral alan hesap makinesini aldım. İki kere hesap makinesini aldım. İki kere masraf ettim. Normalde bir kere masraf etseydim yetiyordu. Yani bu duruma düşmemeniz için birazcık uzattım burayı. Geçiyorum. Bakın, güzel soru. Emin olmak için içinde pil var değil mi? Var arkadaşlar. Bana da geldi pil. 2-3 yıl değişmeniz gerekmez diyor. Cihazı kullanmadığınız zaman shift tuşu, daha sonra AC tuşuna basarak kapatabilirsiniz. Bu da pil tasarrufunu sağlar. Merhaba, syntax error diyor. Sürekli neden böyle yapıyor? Yanlış işlem yaptığınızda verir cihaz. Makineyi resetleyip tekrar deneyin. Şu yüzden de yapar. Parantez vardır. Parantezi açarsınız, işlem yaparsınız, parantezi kapatmazsınız gibi, böyle aslında hesap makinesi sizi uyarır orada. Bunlara dikkat edin. Şu an ürün tanıttığım için bunlara çok girmiyorum. Onları da başka zaman konuşuruz. Bu da güzel bir video konusu olur bu arada. Böyle sorunları da çözmüş oluruz. Evet, DAX X700'e geçtim. DAX X700 ben gerçekten çok beğendim. Yani bu arada yani yalan yok. Keşke daha önce de kullansaymışım dediğim bir hesap makinesi oldu. Hızlı. Gerçekten hızlı. Tasarımı güzel. Ve çok fonksiyonu var. Yani bir hesap makinesinde istediğim birçok özellik var. Ya yani ben birazcık hesap makinesiyle uğraştığım için, ya yani şunu da isterim ben. Direkt bir hesap makinesi işte grafiği çizsin gibi, işte programlayabileyim falan, ama ya böyle bir hesap makinesi değil sonuçta. Programlanabilir değil. Zaten sınavlarda da olmazdı. Onun için de grafik çizmesi de çok istenmez. O yüzden sınav hesap makinesi diye ben DAX X700'ü kesin alırım. Bakalım. Şimdi bakın, burada işte biraz önce göstermiştik. Ürün tüm özelliklerine baktığımızda kolay menü fonksiyonunu gösterdik. Ders kitabı ile aynı ekran ifadesi. Bu da işte sol üstte integrali yazarken şu muhabbet. Satır satır yazabiliyorsunuz. 10 artı 2 haneli hesap makinesi diyor. Ekran olarak natural display vermiş. Natural display. Onun dışında satıcının cevaplarına bakarak güzel bir yorum yapalım. Bundan önce fiyatına ve değerlendirmesine de bakalım. Değerlendirmesi bunun 4,9. Yine bakın, bir yıldız yok. Görüyorsunuz. 5 yıldız 129, yani 139'dan 129'u 5 yıldız vermiş. Tam puan vermiş. Bu gayet iyi bir puan. 139 değerlendirme. Gayet de artık oransal olarak, matematiksel oransal olarak puanların
artık doğru olduğu noktalar. 4.9 güzel bir puan. Çok güzel bir puan. Yani bunun üst düz adam olması neredeyse imkansız. Biri bir yıldız verse olmaz. 27 soru cevap bakalım. Diyor ki hesap makinesinin hafıza fonksiyonu var mı acaba? Hiçbirinde hafıza aynı cevabı vermiş. Daksi hesap makinesi yazarak üst seviye bilimsel hesap makinesi integral türev gibi videoları inceleyebilirsiniz diyor. Üçüncü dereceden denklem çözer mi? Rahatlıkla efendim yazılmış. Hangi kargoyla? Yine aynı soru. Ve onu da cevaplayalım, yani okumuş olalım. Hangi kargoyla? %90 Trendyol Express, %10 da MNG kargo yazılmış arkadaşlar. Genellikle Trendyol Express de geliyormuş. Toplu alımda 25-30 bu artık şeye girer. Ticari olmaz o şimdi. Optisyenlik öğrencisinin temel fizik için. Arkadaşlar temel fizik için bir öğrenci olmanıza gerek yok. Yani optisyenlikmiş, işte lojistikmiş, ne bileyim inşaat mühendisliğiymiş. Alıyorlarsa tıpmış. Önemli değil. Temel fizik alıyorsunuz siz. Çok öğrenciliğe bakmayın. Temel fizikte illaki hesap makinesi kullanacaksınız. Yani öyle öğrenciyim işte biz fizik hiç matematik görmeden girdim ama fizik alıyorum. Yine matematik görmeyecek miyim gibi yok yani. Göreceksiniz temel fizik için hesap makinesi de %99 şart. Nasıl hesaplayacaksınız o işte yer çekimi inmesinin 9.81 alıp çarpmasını filan. Ya 10 aldırır belki, çok düz bir fizik veriyordur. Onu bilemem ama ben de öyle bir fizik daha görmedim. Yalan yok. O yüzden bir hesap makineniz olsun yani. Temel fizik için de uygun tabii ki de ya. Yani çok üst düzey bir hesap makinesi. X700 yani X5 yani X800 de alabilirsiniz bu konuda. Sadece bunun için kullanacaksınız. Merhaba, X700 modelin beyaz rengi gelecek mi? Bunlar ikinci dereceden denklem çözüyor mu? Tabii 3'ü çözen 2'yi de çözer arkadaşlar. Onu şey yapmayın.